Benim obez hikayem, fazla kilo hikayem 13 yaşında falan başlıyor. Tabii beslenme şekli falan da değişmiş o dönemlerde, şimdi hatırlıyorum. Okulumuzun tam karşısına bir fast food zinciri açılmış. Türkiye'de o dönem çok yeniydi. Ve tam ergenlik, büyüme çağında olan bir çocuk genellikle hep hamburgerle besleniyordu. Patates kızartması ile besleniyordu. Dolayısıyla işte cep harçlığınız oluyor. Onda gidip gofret, çikolata falan alıyorsunuz. Bunların hepsi üst üste binince sana kilo olarak dönüyor. Ve şimdiki gibi böyle bu kadar da televizyonlar, işte sosyal medyada bu kadar konuşulmuyordu, bu kadar çok diyetisyen yoktu ve bilmiyorduk. Çocukken zaten bilmiyorsun. Dolayısıyla şimdi sen gözlemlediğinde, çünkü senden diyabet eğitimi alan çocuklar görüyorum, sosyal medyada paylaşıyorsun. İşte ebeveynler sana geliyorlar çocukları için falan. Orada bir artış seziyor musun? Nasıl gidiyor orada durum? Çocukların beslenmesinde nasıl? Var yani şöyle çocuklarda da tabii kilo artışı ciddi bir problem. Hatta çocuklarda artık insülin direnci, tip 2 diyabet, yüksek kolesterol gibi küçük yaş grubunda takip ettiğimiz, çalıştığımız insülin tedavisi alan bir grup var. Kiloya bağlı, fazla kilosuna bağlı. Ve burada da çok iyi bir ekip çalışması gerekiyor aile içinde. Yani ailedeki her bireyin o şekilde beslenmesi, evin mutlaka bu düzene uygun hale getirilmesi. Yani çocuğun böyle yani anne baba farklı besleniyorken çocuğun öyle kendi kendine bir yol çizmesi çok hayal ürünü. Yani siz ne yiyorsanız çocuğunuz da onu yiyor en nihayetinde. Bir de evde bir şey piştiği zaman lafını bölüyorum ama şimdi benim mesela en çok zorlandığım konu öyle. Şimdi bana diyorlardı ki işte hani onu yeme, bunu yeme. Ama içeriden bir yemeğin ya da böreğin bir şeyin kokusu geliyor ve ben çocuk olarak nasıl yemeyebilirim? Dediğin gibi orada annenin ya da babanın ne pişirdiği, yani aile içerisinde birbirine ne yediğine tükettiği çok önemli. Diğer taraftan çok kısıtlayıcı davranan, yani işte çocuğu çok düşük karbonhidratlı besleme, glutensiz besleme, böyle hiç öneriler, bilimsel bir altyapısı olmayan, işte tamamen medyadan gördükleriyle uygulamaya çalıştıkları. Bu sefer de yani küçücük bir çocuk mesela diyet yapıyorum diyor, hiç ihtiyacı yok ama çok kısıtlı besleniyor. Ya da bana gelip İrem abla su diyeti yapayım, Eyvah. yapabilir miyim diye soran. Böyle bir şey de var, bilgi kirliliği de var ve çok çabuk ulaşabiliyorlar. Yani orada gerçekten ailenin hem iki uca da gitmeden, yani sevdiği şeyini tüketebilirsin, yasak demeden, sağlıklı sağlıksız diye etiketlemeden, çocuklara böyle iki ucu ayırmadan, yani kendini çikolata yediğinde kötü hissettiği, ah çok kötü bir şey yapıyorum demediği, ama aynı zamanda sebze yemeklerini, ev yemeklerini de tüketebildiği bir senaryo sağlamak zorundayız. Aile de bunun için ekstra çaba sarf etmek zorunda artık dediğin sebeplerden. Bazen şey de oluyor yani hani çok duyuyoruz ya, şeker asla tüketmeyin dendiği vakit. Şimdi çocuklarda ben de mesela bir yetişkin olarak ne kadar az meyve tükettiğimi fark. Yani eskiden hani de abartmıyordum, bir meyveyle belki bir maksimum iki meyveyle günü geçiriyordum. Ama şimdi bazı çocukların Korkuyoruz. yetişkinlik çağında bile çikolata, gofret vesaire hiçbir şey tüketmeden, meyve bile tüketmeden büyüdüğünü görüyorum ben. Yani orada şu anda bu işin bir tarafı da ek gıdada ve çocuk beslenmesinde inanılmaz böyle takıntılı bir şekilde sıfır şeker, sıfır gluten, işte organik, en organik yani, ama tamam çok güzel, bunu tabii ki ulaşılabilir ölçüde hepimiz sağlamaya çalışalım. Ama çocukta da böyle yasak yememelisin. Bu ilerleyen yaşlarda, ergenlikte bu sefer daha fazla bu gıdalara yönelim ve kontrolsüz tüketime de yol açabiliyor. O yüzden bunu belirli sınırlarda tutmak, işte haftanın bir günü mesela ailece işte bunu yiyeceğiz ve o gün onu bitecek şekilde porsiyonlamak. Yani bunu aynı zamanda hani bir anlamı da olan bir güne belki denk getirmek ve sürekli böyle çekmecede ulaşılabilir olarak değil de bir ailece paylaşımla, yani o bir mutlu aile fotoğrafı ve yemeği de olacak şekilde organize etmek ve orada sevdiği yemekleri de sunmak daha ideal gibi duruyor. İki pandemiyle giriş yaptık yani, pandemide börek çörek mantılar işte ekşi meyveli ekmekler falan yaptık dedik. Baktığın zaman şimdi ekonomik kriz var, işte ne bileyim yangınlar oluyor, depremler vesaire, psikolojimiz sürekli böyle sınanıyor yani. Dolayısıyla insan kendini iyi hissetmediğinde de eli bir buzdolabına gidiyor ya da şöyle bir atıştırmalık
çekmecesine gidiyor. İşte cips tüketimi arttı, kuru yemiş tüketimi %60 artmış pandemi sürecinde. Ne güzel, kuru yemiş satan şirketler büyüdü, yeni yeni şirketler açıldı falan böyle. Cipse abandık, çikolataya bilmem ne, işte şimdi baklavalı çikolatalar çok. Her şeyin fıstıklısı baklavalısı evet, çıkmış markette. Yeni çıkan tüm ürünlerden haberdarım evet, çünkü mutlaka bir danışanım bu çıkmış diye soruyor. Ben de takip ediyorum elimden geldiğince. Vallahi yani çok şey yani rafta ister istemez gözün dikkat dağıtıyor ve hani bir çekiyor, bir alıp denemek istiyorsun. Dolayısıyla şeye geleceğim orada. Bir fiziksel açlık var, bir de duygusal açlık var. Biz mesela işte bu sıkıntıları yaşıyorsak diyelim ki, yani bu şey de olabilir. Yani illa ekonomik sıkıntı falan değil. Diyelim ki sevgilimizden ayrıldık, eşimizden boşan sürecindeyiz diyelim. İşte çocuğumuz bizden uzakta yurt dışına gitti. Belki onun sıkıntısını yaşıyoruz, orada okuyor diyelim. Herkesin farklı farklı şeyleri var. Fiziksel sebepleri var evet. Yani. Şey, pardon, duygusal açlık sebepleri var. Belki fiziksel olarak aç değiliz ama duygusal olarak da yiyoruz değil mi? Çoğunlukla hatta bence o sebeple. Ya evet, şimdi burada tanı almış ve takip ettiğimiz bizim yeme bozukluğu türleri var. Ama onun dışında daha böyle ara grup, alt grup ya da işte geçiş süreci gibi belki de değerlendirmek daha doğru olacak. Bir de bozulmuş yeme davranışı veya duygusal yeme gibi bir konu var ve bu giderek artıyor. Hı hı. Aslında böyle bir defalarca denedik olmadı diye konuştuğumuz o kilo verme döngülerinde mutlaka birçoğunda hani %100 diyemeyiz ama bir böyle bozulmuş yeme davranışı, duygusal yeme eğilimi var. Hı hı. Burada ayırmaz ayırabiliriz. Bence bu pratikte işe yarayacak, hı hı. bizim için işe yarayacak bilgi bu. İkisini birbirinden nasıl ayıracağım? Hı hı. Ben bu fiziksel açlığımı, fizyolojik açlığımı ve duygusal açlığımı. Hı hı. Birincisi, ben yemek yedikten sonra ve güzel doyurucu bir öğün yaptım. Tabii ki böyle ayaküstü bir şey atıştırdım değil yemek yemek. Duyumsayarak. Sebzesi, evet. Evet, sebzesi olan, işte proteini olan, tahıl grubu olan her şey var içinde. Güzel bir tabak yedim, ana yemek yedim. Şimdi burada fizyolojik olarak beklendim bir saat sonra acıkmamam. Aha. Ama bir saat sonra ben korkunç bir açlıkla yemeğe saldırıyorsam orada bir durup düşünmem lazım. Yediğimiz şey mi yanlış o zaman? Orada yediğimiz şey yanlış olmasından tabii ihtiyaç duyabiliriz. Ama çalışmalarda aslında yanlış şey yesek bile bir saat sonra çok ciddi bir uyarılma olmuyor normalde bireylerde. Bundan bahsedeceğim. Ancak orada iyi bir hani doyurucu bir ana yemek yediğim halde bir saat sonra içeriğini sorgularım ama büyük ihtimalle başka bir yönetemediğim stres var, bir şey var, onun etkisiyle yemeğe yöneliyorum. Bu ihtimali değerlendirmem lazım. Ve bunu ne sıklıkta yaptığımı gözlemleyebilirim. Bir hafta içinde yani böyle korkunç bir, belki normalden fazla yeme, kontrolsüz yeme davranışım gelişebilir. Bunları gözlemlemek, hani bir danışmanlık almadan da aslında kendi kendime de biraz takip etmek, bilgi vermek açısından da işe yarayacak. Bir buna bakacağım. Orada hani güzel öğünler yaptığım halde, besleyici öğünler yaptığım halde çok hızlı acıkmalar yaşıyorum. Tabii ki burada ekstra bir rahatsızlığım yok. Hepsini devre dışı bıraktım. Sağlıklı bir bireyim. Ama neden bunu yaşıyorum? Sonra, burada bir saat sonra yine acıkıyorsam çok, evet, niye? Her zaman acıkıyorum ve burada yüksek kilolu olmama da gerekiyor. Yani ona dikkat etmem bazen lazım. Bazen gizli diyabet de çıkabiliyor değil mi? Evet. Fazla bir, kilolu değil ama. Evet, yani orada tek kıstas bu, hani duygusal yemede hep yüksek kilolu bireyler gibi düşünmeyeceğiz aslında. Evet. Ve diğer taraftan da şöyle bir senaryo var mı hayatımda? Buna bakmam lazım. Bugün stresliyim, işten çıktım, işte çok stresliyim, eve gittim, ay büyük bir pizza söyledim, yedim. İşte çok mutluyum, bunu kutlayacağız, yedim. Eski ben. Eski ben öyleydi. Her bahanede bir çikolatalı pasta, işte bir burger, bir pizza, böyle bol kremalı makarna falan. Çok, hep böyle karbonhidrat yiyip kendimi mutlu hissetmek çok, istiyordum. Çok çok yoruldum. İşte bugün yorgunluktan ölüyorum, şuna bayılıyorum, şu çok sevdiğim yemeği evet. söyleyeyim. Sanki benim hakkım, kendime ödül veriyormuşum gibi hissediyordum. Ama sonra bunu yani haftada ben 4-5 gün tüm duygularımda, bir de burada gün sayısından ziyade. Yani hep böyle tüm, sıkıntı tüm var. Tüm duygularımın karşılığı, mutluluk, evet. üzüntü, stres, kaygı, hepsinin karşılığı yemekse sonunda yine burada da değerlendirmem gereken bir
senaryo var demek. Çünkü hepsi tabii ki bu demek değil ama ya özel bir günümü kutlayacağım ve tabii. Yemek var yani sosyal hayatımda. Ama bu bahsettiğimiz şeyleri her gün yiyorsak zaten orada totalde zaten. Evet, her duygumun karşılığı buysa eğer ve bunun yerine bir şey koyamıyorsam bazen biz çünkü niye? Stresliyken çıkıp bir hava alayım, yürüyüş yapayım, bir kahve içeyim de diyebilirim. Ama ben hep benim tercihim ve bu tercihlerde bir üçüncü maddede şu. Genelde yüksek yağlı ve karbonhidratlı şeyler tercih ederim. Bu o bir saat sonraki açlıklarda da böyledir. Şimdi ben o yemeği yedim. O bir saat sonra çok acıktım. Şunu çok az duyuyorum mesela. İşte gittim orada bir şey vardı, lahana yemeği vardı. 3-4 kaşık daha, 5 kaşık daha, bir kase daha ondan yedim. Genelde burada işte çikolata, cips, atıştırmalık. Ya çünkü duygusal yeme davranışı öyle normal öğünle pek ilgilenmez. Şimdi hani dedik ya işte insanlar stres altında, iş hayatında, okulda, sınav stresi var çocuklarda. İşte ebeveynler tabii çocukların her istediğini alamıyor şu dönemde. Dünya genelinde de bir kriz var, sadece Türkiye'de değil. Dolayısıyla ister istemez bunların hepsi bir kaygı, endişe yaratıyor. Bu da insanların uykusuna yansıyor. Ya böyle hani yorganı kafamıza çekip sürekli uyumak istiyoruz kimimiz. Ya da kimimiz de uykumuz sürekli bölünerek sabah ediyoruz. yani bir türlü şöyle bir verimli uyuyamıyoruz. Uykunun kiloya nasıl bir etkisi oluyor? Uykunun bu konuda gerçekten çok önemli bir etkisi var. Bu ben danışanlarıma da ilk bunu sorguluyorum. Uyku düzenin nasıl? Bu çok önemli. Yani uykuya gittiğim saat, uyandığım arada uyanıyor muyum? Uyku hijyeni dediğimiz konu, ekranda bir şeyler izlemek, okumak, gerçekten bunu detaylı detaylı çalışmamız uyku lazım. Uyku hijyeni dediğiniz şey ne? Çünkü bu ne? Şöyle yatacağımız alanda tabii ki bu işte ekran olmamasını bir yerde sağlayamıyoruz. Bunu artık maalesef veriyorum. Acil bir arama gelebilir diye. Deprem korkusuyla başımızın ucunda yatıyoruz. O şekilde. Ama en azından ışığının hani rengini ve ayarını minimuma düşürerek biraz daha uzakta tutmak, duyabileceğim alanda. Ve yatağa sadece uyumak için, bir şeyler izlemek için, okumak için değil de, yani bir sosyal alan değil de, aslında uykuya gideceğim, hazırlanacağım ve mümkün olduğunca ışıktan, sesten izole bir ortam sağlayıp, çünkü uyku kalitesi aslında böyle yapılan uyku testlerinde, ölçümlerinde çok çabuk etkilenen, çok da hassas bir şey maalesef. Ve o derin uykuda, kaliteli uykuda kalmak gece boyunca mümkün olduğunca metabolizmayı, hormonal dengeyi, her şeyi etkiliyor. O yüzden ben işte gece 2'de 3'te yatıyorum diyorsanız kilo vermeniz çok yani böyle rüzgara karşı bir savaşmak gibi. Sirkadyen saat dilimi var değil mi bildiğim kadarıyla? Yani aslında ona uymak gerekiyor. Evet, yani burada şimdi sürekli trendler çıkıyor ve çıkmaya devam edecek. Hangisi beslenmeyle oldu? İlgili. Son dönemde popüler olan aslında bana kalırsa en iyi, en elle tutulur ve anlamlı sirkadyen beslenme, sirkadyen ritimle ilgili yapılmış çalışmalar. Çünkü gerçekten bizim vücudumuz gece uyumak istiyor. Yani gece beslenmek istemiyor. Belli bir saatten sonra, burada dediğim gibi geçiş süreçlerinde 5'ten sonra 6'dan sonra beslenme gibi değil. Tabii ki arada planlamalar yapacağız takipte. Ama gece ara öğünlerini biz artık insülin tedavisi alan kişilerde bile çok mesafeliyiz. Yani o yüzden akşam yemeğinden sonra beslenmeyi ne kadar azaltırsak, yani güneşe göre çalıştığımız bir gerçek. Şu anda tabii saatler bize uygun değil maalesef. 8.30'da gün aydınlanıyor ama aslında normalde hani günün doğuşuyla başlıyoruz ve artık güneş battıktan sonra vücudumuz hormonal olarak kendini uykuya hazırladığı ve çok da sindirimli bir beslenmeyi istemediği bir döngü. Geç saatlerde ekstra bir durum yoksa biz tedavi planlarında bile ara öğünleri eklememeye çalışıyoruz orada mümkün olduğunca. Bizi şimdi Amerika'dan, Avustralya'dan, Almanya'dan, İngiltere'den de izleyenler var. Tabii ki saat farkı var. O zaman şöyle desek yanlış olmuyor değil mi? Sabah uyandığımız aydınlanma saatiyle akşam günün batış saati arasında beslenmemizi yapacağız. Diğer saatlerde hiçbir şey yemeyeceğiz yani. Öyle anlıyorum. Aynen öyle. Yani o geç saatlerde beslenmek gidişatı en hızlı bozan. Yani akşam yemeğinde uykuya yakın saatlerde beslenmek bizi en olumsuz etkileyen şeylerden biri maalesef. Dolayısıyla uyku %100 bizim kilo kaybetmemizde ya da kilo almamızda. Uyuyarak kilo verebilirsiniz. Doğru. Kilo verebiliriz. Gerçekten doğru. O bozuk bir temele inşa etmek gibi uyku düzenini sağlamak.
bağlamadan ya da işte bir hocam şey derdi, bunu ben çok seviyorum bu benzetmeyi, bir cihazı şarj etmeden kullanabilir miyiz? Yani ya da düşük bataryada ne oluyor? Her şey düşük enerji kullanımına geçiyor. O da öyle. Siz performansını düşürüyorsunuz. Şarj etmeden kullanmaya çalışıyorsunuz. Metabolizmayı da yavaşlatmış oluyoruz dolayısıyla. Aynen öyle. Doğru bir şekilde uyumadıysak. Metabolizma da istediği performansta çalışmıyor gibi düşünün. Peki İremciğim, kilo kaybetmek isteyenler sıralarsak şöyle madde madde nelere dikkat etsinler? Ben bunu aslında ikiye ayırıyorum bu maddeleri. Benim için önemli. Şimdi bu psikolojik boyutundan, motivasyondan biraz konuştuk. Onları da tekrar bir toparlayacağım ama fiziksel olarak ne yaptım? Bu da önemli bence. Evet. Nelere dikkat ettim? Temel, yarın işte sabah uyandık ve kilo vermek istiyoruz. Ne yapacağız? Bir, evi steril hale getirdim. Yani evde elinizin altında bir şey varsa bu mutlaka uyaracak. Yani bu atıştırmalıktan bahsediyoruz değil mi? Paketli ürünler, işte çikolata, şekerli gıdalar. Bu sıfır şeker hedefimden değil. Değil. Sürekli yanımda olmayacak bu dönemde. O şey döngüyü kırabilmek için. Tamam. Evde sağlıklı alternatifler ve sağlıklı besinler olacak. İkincisi öğün planı yapacağım. Ben bugün şimdi de sorsan akşam yiyeceğim yemek bellidir. Onunla ilgili mutlaka bir alışveriş, ön hazırlık bir şey yapmışımdır. Biraz mutfağa girmeliyiz. Yani biraz kendimize pratik ne hazırlayabilirim? Ya evden gittim, açlıktan gözüm döndü. Ne yiyebilirim? Bunu biliyor olmam lazım benim. En hızlı ne? Biraz 10 dakika zamanım var, yarım saat zamanım var. Neler yapabilirim? Öyle mükemmel şef seviyesinde değil. Kendimi mutlu edecek. Ne yapabilirim? Hep masada yemek yedim, tabağımı hazırlayarak. Masada değil yani, koltukta yiyoruz ya şimdi biraz. Yatarak biraz. Netflix'i açıp hemen bir an önce bir şey izleyeyim diye. Çoğunlukla şimdi hadi itiraf edelim sevgili izleyenler. Bu çok önemli bir pratik. Evet, gerçekten bu ne işe yarar demeyin. Mümkün olduğunca bir şey izlemeden tabağa oturuş pozisyonu ve o midenin şekli bile aslında o doygunluğu hissetmeniz de önemli. O yüzden mutlaka masada yemek yiyin ve çiğneme pratikleri de işe yarıyor. Yani orada hani böyle 5 kere 10 kere çok ütopik rakamlara gerek yok. Biraz yeme hızını düşürmeye çalışmak gerçekten uzun vadede çok anlamlı. Bunları yapmaya çalıştım. Onun dışında çok sevdiğim yiyecekler vardı dışarıda. İşte şu pastanede şunu yemeyi seviyorum dediğim ve tatlıyla aram inanılmaz iyiydi. Bu değişecek, damak tadınız değişecek, bunu unutmayın. Onunla ilişkiniz değişecek, hepsi değişecek ama bir haftada değil. Şunu düşündüm, bu yani benim o gittiğim pastane, belki bazıları tarihi pastaneler 50 yıldır var. Bir yıl sonra da olacak, hep olacak. Ben istediğim zaman yiyebilirim ama şimdi değil. Biraz ötelemeye çalıştım canım çok istediğinde veya muhatap oldum işte denk geldim, ikram edildi. Bazen yedim, bazen yemedim. Burada hani kesinlikle ağzıma sürmeyeceğim demedim. Ama yasak o hafta, yok zaten. Yasak yok. O hafta mesela cumartesi bir planım var. Bir arkadaşımla zaten tatlı yiyeceğim, kahve içeceğim, yemek yiyeceğim. İkinci, üçüncü bir denk geldiği durumda dedim ki bunu daha sonra. Bazılarını öteledim, bazılarını kullandım. Ya da paylaşılabilir. Bir denge sordum. Ben mesela bu çok işe yarayan bir fazla şey. Fazla kilo problemim varken biriyle buluştuğumda asla tatlımı paylaşmıyordum. Diyorum ki sen ayrı söyle, ben ayrı ya. Paylaşmak nedir yani? Ya bu, çok şey geliyordu bu bana. Bu bana ailede bazen yapılıyor, anlatıyorum. Çok yakın bir tarihte bir sütlü tatlı vardı buzdolabında. Saatte böyle biraz geç dedim ki ama çok canım istedim. Dedi. Baba bunu benle bölüşür müsün dedim. Evet. Çay demlemişti. Şöyle yaptı bana çok net bir şekilde. Hayır bölüşmeyeceğim, ben kendim yiyeceğim, sen ne yaparsan. Ya işte yani vermek istemiyor insan o tatlıyı. O porsiyon benim ya, bölüşmek nedir? Ama şimdi bende alışkanlık. Bir arkadaşımla gittiğimde mutlaka bölüşüyorum. O bütün tatlıyı bitirmiyorum. Yani yine tatlı ihtiyacımı gidermiş oluyorum. Ama full o bütün tatlıdan bütün kaloriyi almıyorum. Zaten şu anda eminim ki tamamını yemeye çalıştığında fazla gelecek. Aynen. Bir süre sonra çok, çok tatlı geliyor. Şekerle hemen başım ağrımaya başlıyor. Ve rahatsız etmeye başlıyor. Alışıyorsun çünkü. Bu bir adım. Paylaşmak, ötelemek ve haftalık planda nelerde esneklik yapacağım. Yani hafta sonu bir programım varsa evde düzenimi çok değiştirmeyeyim, esnetmeyeyim gibi. Kendime böyle bir hani göz ucuyla takip ettiğim bir sistem oluşturdum. Ben cuma akşamı yemeğe gideceğim. Pazar kahvaltıya gideceğim. Oralarda biraz rutinin dışına çıkacağım. Hafta içi evde düzenimi bozmayayım gibi. Kendime bir düzen oluşturmaya çalıştım. Ya mümkün tabii ki, burada ben süreç boyunca hep bir diyetisyenle çalıştım. Ve her zaman takip ettim yani programlarımı. Ve orada da yaklaşım zaten böyle çok katı, çok düşük kalorili diyetler hiçbir zaman değildi. Çok benim yaşam tarzıma uygun planlarla ilerledim. Diğer bir konu bu. Yani kendinize haftalık plan programda takip etmek. Bir taraftan da neleri değiştirebilirim?
bunları not alın. Yani ki mesela sizin kilo almayı size kilo aldıran davranışlarınız neler? Ne işte ben şu hafta sonu şunu yapıyorum. Gece yiyorum. Ben her gece işte şunu bir kase şundan yiyorum 22'de. Örnek veriyorum ya da 11'de. Karşısına yeni hedefinizi yazın. Karşısına yazacağınız yeni hedef ama mutlak şu değil. Gece beslenmeyeceğim değil. Kendinize gerçekçi davranın burada. Evet. Yani orada o gece acıktığımda şunları yiyeceğim. Ne olabilir? Mesela gece acıkanlar için neler tüketebiliriz? Şurada mesela yoğurt olabilir orada daha masum. Yani şeyini kan şekeri dengemi de çok bozmayacak. Kuru yemişler olabilir. Böyle çok abartı bir miktar yemiyorsam o da yine beni çok da, tetikleyip kan şekerimi zıplatıp sonradan daha fazla yeme ihtiyacı duymama engel olur. Ne yiyeceksem mesela porsiyonu akşamları biraz küçültmem lazım. Daha böyle onu yine kuru yemişle destekleyebilirim. Birkaç dilim meyve ya yarım meyve yanına yine biraz böyle ceviz, fındık, badem ekleyebilirim. Damak zevki çok değişebilir bu arada. Hani çiğ sebzeler böyle doğranıp hazırlanıp atıştırmalık gibi yenebilir. Başta bundan çok da keyif almayabilirsiniz ama o anda sizi doyurabilir. Yani bunların hepsi böyle bu ne saçmalıyor ya. Bir tane minik danışanım demiştik İrem abla ben tavşan değilim. Ama bir süre sonra hoşunuza gidebilir de yani şans vermek ve denemek o anlamda bence önemli. O yüzden böyle ufak atıştırmalıklarla ve orada şekerli şeyleri aslında ne yiyeceğimden ziyade çok şekerli şeylere, alternatiflere gitmezsem yani sonrasında daha da fazla yememi engellemiş olur.